Afet Hanım. Bir hastanızın size ihtiyacı var. Hem de acilen. Bu konuyu aramızda halletmiştik sanırım. Hem zaten hasta tedaviyi reddediyor, biliyorsunuz. Evet, biliyorum ve hiç anlayamıyorum. İkinizin arasında her ne geçtiyse bunu bilmeyen tek kişi benim sanıyorum. Dediğiniz gibi, özel olarak bilmeniz gereken bir şey yok. Bu iki kişilik bir mesele. Emin sizi gördükten sonra tedavi olmaktan vazgeçti. Ve bunun sebebini öğrenmek benim hakkım değil, öyle mi? Bu mu iki kişilik? Afet Hanım, ne olur. Nedir bu, yani ikinizin karar verdiği bir tür ötenazi mi? Emin'i tedavi edemem Afet Hanım. Onu ölüme terk etmeyi meşrulaştıran sebebi öğrenme hakkım var benim. Ona aşıktım Afet Hanım. İlk aşkımdı. Evlenmek üzereydik. Son hazırlıklar yapılıyordu. Bir gün bir telefon geldi. Yapamam diyordu. O an gelinliğimin provası yapılıyordu. Beni terk ettikten sonra bir gün bana dönmesini hep bekledim. Sanki Emin yemek masasında bir an izin isteyip kalkan bir misafir gibiydi. Sonra o masaya hiç dönmeyen bir misafir. Ben yemekler soğumasına rağmen o masadan kalkamadım. O masanın başında ben de bekledim. Ne demek bu? Siz Emin'in eşi değil misiniz? Birkaç haftalık eş. Siz Emin'e erken, bense geç kaldım. Hatta hasta yatağında evlenecek kadar geç. O zaman beni daha iyi anlarsınız. Tam tersi, asıl şimdi sizi hiç anlamıyorum. Neden? Sevdiğiniz, bütün bir hayat boyu beklediğiniz birini yaşatabilme imkanınız var. Siz onu yaşatmak yerine bundan vazgeçiyorsunuz. Peki bu ettiğiniz meslek yeminine ihanet değil mi? Hastanın kendisi de tedavi reddediyor. Bu durumda başarılı olamam. Ayrıca bu konuda çalışan benden başka doktorlar da var. Onlardan birine gidin. Ama Emin hiçbiri için bu kadar değerli değil ki. Afet Hanım, lütfen. Biliyor musunuz, Emin'in doktor olmak isteyen öğrencileri de var ama bu olayı bilmiş olsalardı bundan hemen vazgeçerlerdi. Bunu çok iyi biliyorum. İlaç saatimiz geldi. Sonra da bulmaca yaparız. Al bakalım. Şimdi. Emin. Ne oldu? Nefes. Nefes mi alamıyorum? Cam açıyor. Gidim. Hay ben ne yapayım? Kapıda cam. Hastamı almaya geldim Afet Hanım. Emin Bey'in öğrencilerine iyi haberi verebilirsiniz. Sonunda geçmişinizi kalbinizde bağışladınız. Ben sadece mesleğime verdiğim söze sadık kaldım Afet Hanım. Onu iyileştirin. Sevenleri için iyileştirin. Üzerime düşen görevi sonuna kadar yaparım. Ne istiyorsanız. Yeter ki onu iyileştir. Filiz. Bana bundan sonra doktor hanım diyeceksin Emin.